Vesem abi, bugün nereye gidiyoruz? Evet, Topkapı Sarayı'na gezmeye gidiyoruz inşallah. Yani oradaki kutsal emanetleri görmek ve neler varmış onu öğrenmek istiyoruz. Benim herhalde ilk oluyor ya. Biz de öğrenelim hem de... Allah senin sayesinde. Gel şuraya bir gel. Adam kabloyu döşemiş, ne var ne yoksa hepsini döşemiş ya. Bombayla ne alaka? Mikrofon. Mik. Sen yakalamazsın. Şimdi Vesem abi ihbar edeceğim. Kamerada şöyle. Şöyle. Bombacı da ihbar edeceğim şimdi. Hayır, bir açalım, mikrofon var falan. Hayır abi, yasak değildir ki mikrofon. Evet, Topkapı Sarayı'na girdik elhamdülillah. Şimdi bakalım neler varmış, neler yokmuş, bunu öğreneceğiz. Evet Muhammed, daha çok sen anlatırsın inşallah. Burası ikinci avlu olarak geçiyor. Adalet Meydanı bir diğer ismi. İlk dönemde inşa ediliyor. Kanuni Sultan Süleyman döneminde de genişletiliyor. İşte burada mesela şu baş kısma gideceğiz zaten. Orada işte savaşa giderken sancağı şerifin verildiği kısım törenle. İşte onun dışında tahta çıkma töreninin yapıldığı veya işte Yeniçerilere ulufe dediğimiz 3 ayda bir verilen maaş var ya. Hı. Maaş ve yemeğin burada törenle birlikte verildiği yer. Burası Fatih Sultan Mehmet tarafından yapılıyor değil mi? Tabii Fatih Sultan Mehmet tarafından inşa ediliyor. 1470'lerde mi bitiyor? Aynen. Fatih Sultan Mehmet tarafından inşa ediliyor. Şu kısımda Adalet Kulesi. Adaletin simgesi olarak bir işlev görüyor. Ya padişah bu kısma çıkıp işte etrafı gözetliyor. Bir de dediğin gibi bir adaletin simgesi olarak şey yapıyor. Aa, ve güzel. Topkapı'nın güzel. İçerisindeki en yüksek yapısı da orası zaten. Kabe'nin hizmetlerinden birisini Kabe'nin kilidi, Kabe'nin koruması. O dönemde korumasını sağlayan kilitli. Bu kilit görevi biliyorsun cahiliye döneminde de vardı. Fakat iyi bir şey olduğu için, iş olduğu için şeyden sonra da devam etti. Emanetleri ehline verin olayı buradan. Aynen. Kabe'den çıkarılan o direk parçası. Taşları görüyor musun? Seva parçası. Ha. Onlar Mescid-i Nebevi'nin kubbe-i saadetinden dökülen seva parçaları. Tövbe kapısı kanadı. Kabe içindeki tövbe kapısı kanadı. Hazreti Yahya'nın kol ve kafası çıkıyor. Çok ilginç ya. Allah. Hazreti Yahya aleyhisselam, Hazreti Zekeriya aleyhisselam'ın oğlu. Evet, Kur'an-ı Kerim'de daha önce diyor, bu isimde başka kimseye bir isim vermedik. Şehit edilince değil mi Yahya aleyhisselam? Tabii. Şehit edilince... Yani, kanları durmadı, hiç durmadığı için vücudu paramparça edildi. Parçaları falan ayrılıyordu galiba. Tabii, çünkü kanı hiç durmadığı için. Hazreti İbrahim'in taş tencerisi şuradaki. Bunlar da peygamberin kabri örtülüyor. Sen ciddi misin ya? Hazreti İbrahim'in selamın taş tenceresi. Abi şu galiba Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılıyor. Soldaki mi? Evet, solda. Aynı muhafaza. Muhafaza.
Yavuz Sultan Selim zamanında getirildi kutsal emanetler gibi bir şey var ya. Aslında Fatih Sultan Mehmet zamanında da Bizans İmparatorluğu fethedildiğinde Fatih Sultan Mehmet alıyor onları. O Hazreti Yahya'nın kemik ve kol kafatası var ya. Fatih Sultan Mehmet fethettikten sonra Bizans İmparatorluğu'nu İstanbul'a alıyor. Tam oradan alıyor. Büyük bir bölümü Yavuz Selim zamanında geliyor ama hepsi değil. Selim Hazretleri zaten Mısır'ın fethinden sonra getiriyor değil mi şu an? Tabii. Çok ilginç değil mi? Dört peygamberin kılıcı. Tabii. Bak şurada da Hazreti Davud Aleyhisselam'ın kılıcı. Yani Davud Aleyhisselam zaten kendisine kitap indirilen bir peygambermiş. İşin güzel tarafı ne biliyor musunuz? Bak diyor ki kılıcın üzerinde Hazreti Davud, Hazreti Süleyman, Hazreti Musa, Hazreti Yuşa, Hazreti Zekeriya ve Hazreti Yahya, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed'in isimleri yazılı. Aleyhisselam. Bunlar sonradan mı yazılıyor? Tabii. Davut Aleyhisselam'ın zaten heybetiyle, gücüyle de bilinen bir peygamber. Ve sesinin güzelliği. Sesinin güzelliği. Ve Osmanlı hükümdarları kuşanma merasimlerinde bu kılıcı kuşanıyorlar. Burada bir Kur'an-ı Kerim var. Bu Kur'an-ı Kerim Hazreti Osman döneminden kalma mı? Evet, büyük ihtimalle. Bak burada yazmışlar. Hicri 1. yüzyılın sonu, 2. yüzyılın ilk yarısı Hazreti Osman'a radyodan izaf edilen Kur'an-ı Kerim. Kufi Hattı'yla yazılmış. Mesela harekelendirilmiş, sonradan eklenmiş. Çok da merak ediliyor yani Kur'an-ı Kerim korunarak gelme meselesi. Evet, bak evet. En eski yazılar bile, en eski Kur'an bile bulunmuş. Tabii bu inceleniyor be abi, yani şey yapmıyor. Bulunuyor, bırakılıyor değil. İnceleniyor ve zaten şu biz... anki yani günümüzdeki Kur'an-ı Kerim'le hiçbir şekilde çelişmediği görülüyor. Şurada abi o altın mahfaza var. Bildiğimiz Hacivül Esved var ya. Aynen, cennetten düşen taş dediğimiz. Onun altın mahfazası. İnsanlar dokunu dokunu o altın kısım eriyor. Sonra tekrardan yenileniyor. O şu Kudüs maketi. O Kudüs kim tarafından verilmiş? Zamanın Kudüs Patriği tarafından Osmanlı'ya hediye ediliyor. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi Kur'an-ı Kerim okunuyor ya burada. Hı-hı. Şu an bu 24 saat okunuyor mu yani? Burası açık olduğundan beri, hani açık olduğu sürece okunuyor. Değişmeli olarak. Hatta işte Yavuz Sultan Selim zamanında 40 tane hafız belirleniyor ve bunlar dönerek Kur'an-ı Kerim okuyor. 40.'sı da Yavuz Sultan Selim. Burası şey, Osmanlı Padişahları'nın Fatih Sultan Mehmet'in işte yatak odası. Burada ha öyle. Abi benim bildiğim kadarıyla şurada da Fetih Suresi yazılıyor. İlk 10 ayeti yazıyor. Evet, ilk 10 ayeti yazıyor. Fetih Suresi'nin ilk 10 ayeti. Şu kubbenin etrafına. Şurada da kaside galiba. Fatih Sultan Mehmet Hazretleri'nin yatak odası. Birçok Osmanlı'nın şey özel odası. Özel görüştükleri odası. Toplantı odası gibi. Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Kanuni. Herkes burada Kur'an okuyor. Burada dinleniyor. Devlet işlerini burada istişare ediyor. Evet, asıl yere geldik abi. Yani Resulullah'ın birçok şeyinin bulunduğu parçasının kendisi. Yani aynen, yine bu ayet-i kadim-i şerif. Şurada da zaten şey var abi. Peygamber Efendimiz su içtiği tas. Burada bulunuyor. Aynen, aynen. Diğer yerlerde de sakalı şerifi bırak. Resulullah'ın su içtiği kadim. Aynen, aynen. Tabii muhtemelen o dış kısım. Sonları. Koruma maksadı. Burada da Resulullah'ın elçileri gönderdiği mektuplar var. Zaten Asa valisine gönderdi. Aynen aynen. Şeyler, süslemeler daha sonradan mı yapılmış? Tabii ki, mutlak şerefli. Bunlar Resulullah'a ait şeyler, sandaleti, Resulullah'ın terliği vesaire. Şuradakilerde kılıç ve yay, Resulullah'a ait.
Resulullah'ın Uhud Harbi'nde kırılan dişi var ya. Dişi. Abi, içinde mi? İçinde, içinde mahfazası. İçinde. Kasa suyunun muhafaza edildiği şişe. Parçaları bu arada ama. Kırılmış daha sonrasında. Ama yine de onu bile saklamışlar. Bak, yani. Bu da Resulullah kabrinin tabiri sırasında tebrikken alınmış tozlar. Allah Allah. Kabrinin içinden almışlar. Tabii yani. Kabrinin tamiri sırasında. Yani, tamir. Bunlar toz halinde muhafaza edilir. Biliyorsun İl-i Sünnet itikadında tebrikken şeyleri evet. Alma saklama bunlarda herhangi bir şey yok. Şimdi de Hulefai Raşidin ve diğer sahabelerin kılıçlarına geçiyoruz. Sahabe efendilerimizin kılıçları. Aynen. Ya burada bir tane kılıç var. Şöyle abi. Halid bin Velid'in kılıcı. Bir tane kılıç var. Tamam. Biliyorsun abi birçok insanın örnek aldığı sahabedir. Başkanım sen de. Hayatı boyunca hiç savaş kaybetmemiş. Tek bir sahabe. Şu alttaki mi? Hepsi abi. Hepsi abi. Hepsi. Ya işin garibidir ki abi biliyorsun Halid bin Velid onlarca yüzlerce savaş yapmış olmasına rağmen yatağında. Değil mi? Hatta üzülüyor değil mi? Evet. Şuraya geçelim abi. Şurada ya bir şey yazıyordu da çık kalmış. Abi bak şimdi Resulullah'ın sakalı şerifini falan saklamışlar ya. Hı hı. Sadece Resulullah değil sahabeler Hazreti Ebu Bekir gibi böyle büyük sahabelerin dahi sakalını saklamışlar. Anladım. Hazreti Ali'nin bizzat hattıyla yazdığı Kur'an-ı Kerim. Bizzat kendi eliyle yazdığı Kur'an-ı Kerim. Şu da Hazreti Osman'ın hattıyla yazılan ayet-i kerime. Bakara suresinin 190. ayeti yazılmış. Bu arada Hazreti Ali de Naziat suresinin baştan sonuna kadar. Burada mı? Aynen yazıyor. Naziat suresi. İşte geldik. Hazreti Ömer'in kılıcı. Subhanallah ya. Şu bak şöyle bir elime bakıyorum. Ha bunlar bayağı büyük ve kalın ya. Hazreti Ali Efendimizin. Hazreti kılıcın Osman üzerinde Efendimizin, bu arada Hazreti Ömer Efendimiz. Abi kılıcın üzerinde bak şey yazıyormuş. La fette illa Ali, la seyfe illa Zülfikar. Ali'den başka yiğit, Zülfikar'dan başka kılıç yoktur. Ben taşıyamam Osman ya. Efendimiz de güçlüymüş. Baksana şu kılıcı. Abi zaten Hazreti Osman'ın halifeliği 12 yıl sürüyor. Yani Hazreti Osman'ın döneminde ilk 6 yıl fetihler devam ediyor. Son 6 yılda işte fitneler ortaya çıkıyor. Bayağı büyük ama ya kilimi maşallah. Hazreti Ömer Efendimizin kılıcı bayağı büyük, o da heybetli. Şu da Hazreti Ebu Bekir'in kılıcı. Şu da Hazreti Ebu Bekir'in kılıcı. Kendisi gibi mütevazi bir kılıcı. Evet ya, çok kibar ve naif bir kılıcı. Abi, şurada ben 3 tane sarık görüyorum. Bu 3 tane sarık, şu ilki Hazreti Hüseyin Efendimiz'in evet, sarığı. Olsun. Daha sonraları Hazreti Ali'nin sarığı. Hazreti Fatma'nın kabir türbesinden ölçüsü. Aynen bir künye. Fatma annemizin kabir örtüsü de var. Ya Nabi.
Beşinin Nebi bildi ki Hazreti Peygamber'in sarsanın bin birinin sancağı. Osmanlı devrinde Mescid-i Nebevi'de Cuma namazı büyük bir merasim ile eda edilir. Minberin her iki yanında ki bu sancaklar hattı minbere çıkmadan önce vazifedeki ağalar tarafından açılırdı. Bu arada şunlar var ya abi, şu yazılar aslında orijinalinde yok. Orijinalinde yokmuş, daha sonrasında Osmanlı döneminde yazılmış bunlar. Sizin ne yazıyorlar? Şunlar da abi Resulullah'ın, Hazreti Bekir'in ve Hazreti Ömer'in künyeleri, Hücre-i Saadet'te bulunan künyeleri. Künyeyi biliyorsunuz. Hepsiz. Cafer Tayyip'in kılıcını görüyorsun abi. Şu en büyüğü değil mi? Aynen. Büyük koç. Bakayım. Abi, biliyorsun ne kadar? Abi Cafer Tayyip'i biliyorsun. Mute Savaşı'nda iki kolu kesiliyor sancağı tutabilmek için. Resulullah ona, Allah onun iki koluna karşılık ona cennette iki tane melek kanat, kanat verecektir diyor. Cafer-i Tayyar olarak adlandırılıyor bundan sonra. Allah Allah. Aynen. Şey de çok büyük. Kılıç. Yay gibi şey gibi. Resulullah'ın torunu Zeynel Abidin Hazretleri'nin kılıcı. Veşakarnı Hazretleri'nin külahı. Veşakarnı Hazretleri biliyorsunuz zaten. Resulullah döneminde yaşadığı halde Resulullah'ı görememiş ve sahabe olma şerefine erişememiş. Tabiinden olmuş kimselerden. Tabiinin en yüksek makamı. Tabii. Çünkü Resulullah döneminde yaşıyor zaten. Ama işte annesine bakmaktan dolayı onu göremiyor. Annesine söz daha verdiği sonra, için aynen, dönmesi gerekiyor. Daha sonrasında da Resulullah vefat edince onun olduğu dönemde yaşamasına rağmen Resulullah'ı göremiyor ve sahabe olma şerefine nail olamıyor. Şu yeşillik var ya, yeşillik. Onlar daha sonrasında Osmanlı döneminde korunsun diye, birbirine tutulsun diye yapılmış. Şurada yine İbrahim Ethem Hazretleri'nin kavuğu var. Burada Gelen Hazretleri'nin taç parçası. Evet. Ağacının parçası. Tarikat tacı. Te o zaman da eski dönemlerden kalan bir tarikat tacı ama tam kimin olduğu bilmiyorum. İmam Abdül Vehhab Eşşarani'nin tacı şerifi. Ki İmam Eşşarani bizim Ramazan ayında evet. Kadir Gecesi'ni bulma konusunda galiba bir hesaplama yapmıştı. Evet, Kadir Gecesi'nde bir hesabı vardı. Evet. Büyük alim zaten. Hacı Bayram Veli. Tekkesi. Hazreti Mevlana Hazretleri'nin tası var. Evet. Bu üzerlerinde ne yazıyor biliyor musun? Salavat-ı Şerife, bir de Hazreti Nebi Musa. Daha şerif. Yazıyor.